Merhaba arkadaşlar, Herdem'den ekranına hoş geldiniz. Bugün sizlere Meizu Note 8'in kutu içeriğinden ve detaylı incelemesine bakacağız. Kutumuzu hızlı bir şekilde açalım arkadaşlar. Biz daha önceden açmıştık ama ben size kutu içeriğinde ne olduğunu göstermek için açıyorum. Hadi açalım. En üstte telefonumuz çıkıyor. İlk başta bunu bir kenara bırakmak istiyorum. Telefonumuzun üstünde bant vardı. Ben onu söküp bu köpüğün üstüne yapıştırdım. Burada SIM iğnesinin bulunduğu ve bazı garanti belgelerinin, kullanma kılavuzlarının yer aldığı bir karton kutu çıkıyor. Bu kısımdan USB kablomuz çıkıyor arkadaşlar, şarj kablomuz. Uzunluğu 60 santim civarında. Bunu da hemen kenara bıraktım. Bu kısımdan da şarj adaptörümüz çıkıyor arkadaşlar. Bunu da kenara bırakıp hemen telefonuma geçmek istiyorum. Arkadaşlar ekran boyutumuz 5.99 inç. Ekran çözünürlüğümüz 1080x2160 Full HD Plus. Çerçevesiz tasarıma sahip ve 18:9 en boy oranı var arkadaşlar. Ekran gövde oranı ise %79,84 arkadaşlar. Bataryamız 3600 mAh ve hızlı şarj özelliğine sahip arkadaşlar. Kameramız 12 megapiksel. Video kayıt 1080 Full HD. FPS değeri 30 FPS. İkinci kameramız 5 megapiksel. Derinlik algısı için kullanılıyor. Ön kameramız ise 8 megapiksel 30 FPS çözünürlüğe sahip arkadaşlar. Telefonumuz Qualcomm Snapdragon 632 chipsete sahip. Hızı 1.8 GHz. 8 çekirdekli ve 4 GB'lık RAM'e sahip arkadaşlar. Dahili depolamamız 64 GB ama hafıza kartı ile 128 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Telefonumuzun boyu 153.6 mm, eni 75.5 mm, kalınlığı 7.9 mm, ağırlığı 168 gram, kapağımız plastik ama metalik özelliği var gibi. Çerçevemiz metal arkadaşlar. Telefonumuzun kırmızı, mavi, siyah, pembe renkleri mevcut arkadaşlar. Telefonumuzun sağ kısmında ses arttırma, azaltma, power tuşumuz var arkadaşlar. Telefonumuzun alt kısmında jack girişimiz, mikrofonumuz, 2 tane led var arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bunlar şarja taktığımızda etkisi var herhalde. USB şarj girişimiz, hoparlörümüz var arkadaşlar. Telefonumuzun sol kısmında sim kartımızı takabileceğimiz yer var. Üst kısmı da bu şekilde boş arkadaşlar. Arka kısmına geçmek istiyorum. Telefonun arka kısmında bir tane flash bellek, 2 tane kamera, bir tane parmak izi okuyucu, Meizu'nun logosu bulunuyor arkadaşlar. İşletim sistemi Android 8.1 Oreo. Flyme 7.0 arayüzü ile kullanıcısıyla buluşuyor. Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özellikleri var arkadaşlar. Çift tat özelliğine sahip. Çıkış yılı 2018. Bugün günlerden 9 Şubat 2020 ve 1350 ile 1530 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor arkadaşlar. Şimdi telefonumuza hız testi yapalım. Yeniden başlatacağım. Açılış kapanış hızını görmenizi istiyorum. Kısa süre içinde açıldı ama ekran tema biraz geç geldi arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.